Herkese merhaba. Bu videomuzda yeni iPad'leri konuşuyoruz. Apple'ın ürün yelpazesi içerisine baktığımız zaman farklı fiyat noktalarında ve farklı ekran büyüklüklerinde birçok seçeneğin olduğunu görüyoruz. Yani Apple iPad serisi içerisinde her zevke, herkese uygun bir seçeneği sunuyor. Elimde tutmuş olduğum iPad Air ise daha çok klasik iPad ile iPad Pro arasında bir köprü niteliğini taşıyor. Her iki tablet ailesi içerisinden de, tablet segmenti içerisinden de beğenilen özellikler iPad Air'de toplanmış durumda. iPad Air 5799 liradan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Tabletin 64 GB ve 256 GB'lık depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Renk seçenekleri bakımından da iPad Air'ın zengin olduğunu ve iPad Pro'dan ayrıldığını söyleyebiliriz. Uzay grisi, gümüş ve altın gibi klasik renklerin yanı sıra yeşil ve gök mavisi gibi iki alternatif renk de iPad Air'da mevcut durumda. iPad Air, iPad Pro'nun tasarımını alıyor. Apple geçmişte gerçekleştirmiş olduğu adımı bir kez daha iPad Air'de tekrarlıyor. 11 inç iPad Pro ile aynı yüzey alanına sahip, kalınlıkta hemen hemen aynı, ağırlık açısından da iki tabletin aynı olduğunu söyleyebiliriz. iPad Air gerek yatay kullanımda gerek düşey kullanımda gayet rahat bir şekilde kullanım sağlıyor. Çantada taşırken de herhangi bir sıkıntı çıkarmıyor. Gazeteleri okurken veya oyun oynarken her iki tutuşta da iPad Air'ın rahat kullanımlı bir tablet olduğunu söyleyebiliriz. Bu tablette 10.9 inçlik köşeden köşe uzunluğuna sahip bir ekran var ve ekranın etrafını saran çerçevenin kalınlığı iPad Pro'nunkinden biraz daha fazla. Apple iPad Pro'da dar çerçeveye Face ID yüz tanıma sistemini yerleştirmeyi başarmıştı. Aslında burada da Face ID için daha fazla bir alan var. Ancak Apple iPad Air'in maliyetlerini artırmamak amacıyla Face ID yerine Touch ID'ye yer veriyor. Ve Touch ID ilk kez farklı bir şekilde Apple cihazlarında karşımıza çıkıyor. Şimdiye kadar Touch ID'yi ekranın altında bulunan ana ekran düğmesine entegre edilmiş şekilde görmüştük. İlk kez iPad Air'de Touch ID'nin kenarda bulunan güç tuşuna entegre edildiğini görüyoruz. iPad Air'deki güç butonu iPad Pro'dakine göre biraz daha büyük alana sahip. Bu sayede parmak izinizi de rahat bir şekilde algılıyor. Touch ID'ye alışmak biraz zaman alabilir. Özellikle benim gibi daha önce iPad Pro kullandıysanız biraz garip geliyor ilk başta. Keza iPad Pro'da Face ID ile tabletin ekranını açar açmaz ekran kilidi de açılıyordu ve tablet kullanıma zarar hale geliyordu. Burada Touch ID'ye dokunup, güç butonuna dokunup parmak izini okutmak ve ekranı öyle açmak gerekiyor. Ancak bu alışma süreci uzun sürmüyor ve kısa süre sonra da ekran kilidini Touch ID ile de hızlı şekilde açmak mümkün oluyor. Yalnızca ekran kapalıyken güç butonuna basarak önce ekranı açmanız ve parmağınızı güç butonuna bekleterek ekran kilidinin açılmasını sağlamanız gerekiyor. Eğer parmak izinizin okuması amacıyla güç butonuna fazla basılı tutarsanız bu sefer Siri aktif hale geliyor. Söylediğim gibi ekran 10.9 inçlik köşeden köşe uzunluğuna sahip. Apple'ın Retina ekran olarak kabul ettiği sınır olan 264 ppi'yi sağlayan bir piksel yoğunluğu var bu ekranın ve gayet yeterli bir keskinliğe ve netliğe sahip iPad Air'in ekranı. Parlaklık açısından iPad Pro'nun gerisinde kalıyor. 500 nitelik maksimum bir parlaklık var ve bu parlaklık da iPad Air'i her ortamda kullanmak için yeterli oluyor. Gerek internette gezinme, gerek bir şeyler izleme, gerek oyun oynama. Bu gibi durumlarda iPad Air'in size fazlasıyla yardımcı olduğunu söyleyebiliriz. iPad Pro'nun ekranıyla yan yana getirdiğimizde parlaklık ve renk zenginliği farkı ortaya çıkıyor. Yine de iPad Air'in ekranının gayet yeterli bir deneyimi sunduğunu, hem çalışırken hem de bir şeyler izlerken gayet yeterli bir kaliteyi ve görselliği sunduğunu söyleyebiliriz. iPad Air'de iPad Pro'dan farklı olarak 2 tane hoparlör bulunuyor. Kenarlarda ikişer tane ızgaranın olması sizi şaşırtmasın. Sadece birer hoparlör ızgarasının arkasında hoparlör bulunuyor. Halbuki iPad Pro'da ise toplam 4 tane hoparlör yer alıyordu. 2 tane hoparlörün karşılıklı kenarlara yerleştirilmesi sayesinde yatayda kullanımda stereo ses etkisi iyi şekilde hissediliyor. iPad Pro'nun hoparlörleriyle karşılaştırdığımız zaman ses çıkış şiddeti arasında çok büyük bir fark yok. Ancak iPad Air'in hoparlörlerinin baslarda ve tizlerde iPad Pro'nunkilerden biraz daha geride kaldığını söylememiz gerekiyor. iPad Pro'nun hoparlör sistemi basları biraz daha rahat anlaşılır şekilde veriyor. Aynı zamanda tizler de çok daha temiz. Herkese merhaba. Apple'ın yılın ikinci yarısında gerçekleşti. Aradaki farklılıklara rağmen iPad Air'in ses sisteminin de gayet başarılı olduğunu
harici bir hoparlöre ihtiyaç bıraktırmadan kendi hoparlörleriyle rahat bir şekilde video izleme veya oyun oynama imkanı sunacağını veya müzik dinleme imkanı sunacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi Apple A14 Bionic işlemcinin tanıtımı için iPhone 12 serisini beklemedi. Görmüş olduğunuz iPad Air ile birlikte A14 Bionic işlemcinin de duyurusu gerçekleştirilmişti ve o işlemci ilk olarak iPad Air'de yer alıyor. A14 Bionic işlemciyi iPad Pro'da bulunan A12Z Bionic işlemci ile karşılaştırdığımızda çekirdek sayıları bakımından A14 Bionic'in geride olduğunu görürüz. Ancak bu işlemci, iPad Air'deki işlemci 5 nanometre mimarisine dayanıyor ve güç verimliliği açısından daha iyi bir seviyede bulunuyor. İşlemci tarafında aslında terazinin her iki tarafı da dengede gibi görünüyor. Ancak RAM tarafına baktığımızda iPad Pro'daki 6 GB RAM'e karşın iPad Air'de 4 GB RAM'in bulunduğunu görüyoruz. Geekbench 5 benchmark testine baktığımızda iPad Air, iPad Pro ile kafa kafaya sonuçlar veriyor. Tek çekirdek benchmark sonucunda iPad Air önde gelirken çoklu çekirdekte ise iPad Pro, elimizdeki 11 inç iPad Pro biraz daha önde çıkıyor. Grafik performansını ortaya koyan Compute Benchmark testinde ise aynı seviyede puanlar görüyoruz. Ancak orada da iPad Air'ın biraz daha iyi seviyede olduğunu söylememiz gerekiyor. Ancak burada bir not düşeyim. Elimizde bulunan 11 inç iPad Pro'da şu anda iOS 14.3 beta sürümü var. Yani her iki cihazın sürümleri aynı seviyede değil. Ve iOS 14.3 sürümü henüz beta aşamasında bulunuyor. Yani iPad Pro 11 inçteki Geekbench 5 sonuçları tam anlamıyla güvenmemek en iyisi olacaktır. Ancak A14 Bionic'in sahip olduğu gücü ve iPad Air sahiplerinin erişebilecekleri gücü göstermesi açısından benchmark testinin anlamlı olduğunu söyleyebiliriz. iPad Air sahipleri birçok işi rahat bir şekilde yerine getireceklerdir. İnternette gezinme, bir şeyler izleme, bu gibi temel işlerin dışında fotoğraf ve video düzenleme ya da artırılmış gerçeklik tabanlı çeşitli uygulamaları kullanma konusunda da iPad Air gayet iyi seviyede görünüyor. Yalnızca 4 GB RAM'in bulunması çoklu görevde performansın iPad Pro'dan biraz daha aşağıda seviyede olmasına neden olabilir. Özellikle benim gibi çok fazla Chrome sekmesiyle çalışıyorsanız ve farklı uygulamalar arasında sıklıkla gelip gidiyorsanız tampon bellekli tutulan uygulama sayısı biraz daha düşük seviyede kalabilir ve bu durumda diyelim ki bir Chrome sekmesine tekrar geri döndüğünüzde, çalıştığınız bir Chrome sekmesine tekrar geri döndüğünüzde o Chrome sekmesinin yeniden yüklenmesi gerekebilir ve kaydetmediğiniz işler kaybolup gidebilir. Her tablet incelemesinde söylediğimiz gibi tabletlerde kamera pek fazla kullanılan araçlar arasında değildir. Bu açıdan durum akıllı telefonlardakinden biraz daha farklı. Yine de Apple iPad Air'e kullanışlı kameraları eklemiş. iPad Pro'nun arkasında iki kamera ve lidar sensörü bulunuyor. Ancak iPad Air'de tek bir kamera görüyoruz. Ancak bu kameranın geniş kameranın çözünürlüğü ve diğer özellikleri de iPad Pro'daki geniş kamerayla aynı seviyede bulunuyor. 12 megapiksel f1.8 diyafram açıklıklı bir kamera var ve bu kamera gerek yüksek ışık koşullarında gerek düşük ışıkta tatmin edici fotoğraflar çekme olanak sağlıyor. Özellikle bu tabletle belge taraması yapmak isteyenler için 12 megapiksel kameranın yeterli olacağını söyleyebiliriz. Ön taraftaki kamera, FaceTime kamerası biraz daha fazla kullanışlı olacaktır. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi döneminde gerek iş olsun, gerek eğitim olsun, gerek özel yaşamda olsun görüntülü görüşmeler daha fazla yapılıyor ve bu durumda İyi bir kameraya ihtiyaç daha da artıyor. FaceTime kamerası gayet başarılı ve iPad Pro'da bulunan 7 megapiksel çözünürlüklü FaceTime kamerasına göre diyafram açıklığı daha da iyileştirilmiş ve böylelikle her türlü ışık koşulunda parlak, net görüntüler karşı tarafa sunuluyor. Selfie çekimleri için de 7 megapiksel FaceTime kamerasının iyi olduğunu söyleyebiliriz. Hazır yeri gelmişken iPad Air ile çekmiş olduğumuz 1-2 fotoğrafı da size gösterelim. Pil tarafına geldiğimizde iPad Air 11 inç iPad Pro ile hemen hemen aynı seviyede pile sahip. Apple'ın verdiği değerlere baktığımızda sadece Wi-Fi özellikle bu tablet tek bir şarjla 10 saate kadar Wi-Fi üzerinden internette gezinme veya video izleme imkanı sunuyor. Pratikteki değerlere baktığımızda da izlenimlerimize baktığımızda da Apple'ın vermiş olduğu bu rakamların boş olmadığını görüyoruz. Bu tableti genellikle %90-%100 ekran parlaklığıyla kullandık ve bu durumda 5 saate kadar bir video izleme imkanı elde ettik. Aynı şekilde 4-5 saat arası bir internette gezinme imkanı da bu tablette sunuluyor. Apple'ın vermiş olduğu değerler %50 ekran parlaklığı. Biz genellikle %90-%100 ekran parlaklığı ile kullandık. Yani değerler aşağı yukarı aynı seviyede bulunuyor. Apple iPhone'da ve Apple Watch'ta şarj adaptörünü, güç adaptörünü kutudan çıkardı. Ancak iPad Air sahipleri
kutuda 20 wattlık güç adaptörünü bulmaya devam ediyor. Bununla birlikte USB-C kablosu da çıkıyor. Böylelikle iPad Air'ı rahat bir şekilde, normale göre daha hızlı şekilde şarj edebilirsiniz. iPad Air'ın önemli yeniliklerinden bir tanesi de iPad Pro'dan alınan bir özellik, USB-C portunun bulunması. Böylelikle Lightning kablosunu kullanan bir cihaz da ortadan kalkmış oluyor. Üstelik elinizde bulunan iPhone veya Apple Watch gibi cihazları da burada görmüş olduğunuz USB-C portuna takarak şarj edebilirsiniz. Diyelim ki iPad Air ile birlikte iPhone 12'de satın aldınız. iPhone 12'nin kutusundan bir şarj adaptörü, güç adaptörü çıkmıyor. iPad Air'ın güç adaptörünü iPhone'da kullanabileceğiniz gibi istediğiniz zaman iPhone'unuzu iPad Air'e bağlayarak da telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Bu açıdan da iPad Air'in esneklik ve rahatlık sağladığını söyleyebiliriz. Yazılım tarafına geldiğimizde iPad Air'da iPadOS 14 yüklü olarak geliyor. Daha önce iPadOS 14 inceleme yazısında Apple'ın işletim sisteminde sunduğu yeniliklerden bahsetmiştik. Araç takımı desteği biraz daha iyi hale getiriliyor. Siri'nin hem sesleri yenileniyor hem de tasarım anlamında Siri'de önemli yenilikler var. Tüm bunlardan bahsetmiştik. iPadOS 14 ile birlikte gelen yenilikleri iPad Air sahipleri de deneyimleyebiliyor. iPad Air'dan daha fazlasını elde etmek istiyorsanız görmüş olduğunuz Apple Pencil'ı veya Magic Keyboard'u da edinmeniz iyi olacaktır. Apple bu aksesuarları iPad Pro için sunmuştu. Ancak iPad Air'ın değişen ve iPad Pro'dan alınan tasarımıyla birlikte söz konusu aksesuarları iPad Air ile de birlikte kullanmanız mümkün. Tabii ki bu aksesuarlar için ek masraf gerekiyor, ek yatırım gerekiyor. Ancak bunlara sahip olduğunuz takdirde elde edecekleriniz de daha fazla olacaktır. Daha önce yayınlamış olduğumuz iPad Pro incelemesinde ki sağ üst köşede bağlantısına yer veriyoruz. Hem Apple Pencil'ın hem de Magic Keyboard'un nasıl bir deneyim sunduğunu detaylı şekilde aktarmıştık. Bu tabletin ekranının iPad Pro'nun ekranındakinden bir farklılığı da ProMotion özelliğine sahip olmaması. Yani ekranın yenileme hızı standart 60 Hz. Buna rağmen Apple Pencil iPad Air'da da gayet akıcı şekilde kullanılıyor. Gerek not alma olsun, gerek çizim yapma olsun. Bunlara da Apple Pencil ve iPad Air ikilisi rahat bir şekilde yerine getiriyor. Öte yandan iPadOS 14 ile birlikte gelen karalama özelliğini de iPad Air ile birlikte kullanabilirsiniz. Her ne kadar karalama özelliği şimdilik sadece İngilizceye desteklese de eğer İngilizce aldığınız notlar varsa onları düzenleme veya başka ortamlara kopyalama konusunda Apple Pencil size fazlasıyla yardımcı olacaktır. Aynı şekilde Apple Pencil'ı iPad Air'in ekranına İngilizce olarak metin girişi için de kullanmanız karalama sayesinde mümkün oluyor. iPad Air ile ilgili izlenimlerimiz, deneyimlerimiz, yorumlarımız özetle bu şekilde. Bu videoda aktardıklarımızdan çok daha fazlasını aşağıda açıklama bölümünde bağlantısına yer verdiğimiz teknoblog.com'daki detaylı inceleme yazısında bulabilirsiniz. Kapatmadan önce hatırlatmamızı yapalım. Eğer henüz Teknoblog YouTube kanalına abone olmadıysanız aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Hemen yan tarafta bulunan zil ikonuna tıklayarak da bildirimler açabilir ve yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Öte yandan video sonunda yer verdiğimiz içerik tavsiyelerine göz atmanızı ve bu videoyu beğenmenizi rica ederiz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.